Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor Menemen Spor maçı ile ilgili yorumlarımı sizlere aktaracağım. Videoyu maçtan 2-3 gün sonra çekiyorum. Ee, malum maçtan sonra biraz moralim bozuktu, canım sıkkındı. O akşamına videoyu çekmek istemedim açıkçası. Bursa Spor ile Menemen Spor geçen sene ve bu sene olmak üzere 4. kez karşılaşmış oldular. Ve Bursa Spor'umuz bu maça kadar da zaten bir galibiyeti yoktu. Bu maçta da gene galip gelemeyerek 4 maçtır Menemen gibi bir takımı yenememiş olduk tam anlamıyla bize ters gelen bir takım diyebilirim Menemen'e. Menemen sporda maç öncesinde 4 sarı kart gören İbrahim Raşit kart cezalısıydı. Bursa Spor'da da cezalı oyuncu yoktu fakat sakat oyuncular vardı. İsmailcan ve Onur sakat olduğu için Menemen karşısında oynayamadılar. Onur'un yokluğunu da artık takımda iyiden iyiye hissetmeye başladığımızı düşünüyorum. Zira sakatlanmadan önce son 3-4 maçta hem oyun olarak hem de skor olarak katkısı oluyordu Onur'un. Hafta içinde yaşanan olaylara bakacak olursak da Bursa sitesinden yapılan açıklamaya göre maçtan 1-2 gün önce Covid olan 2 tane futbolcumuz olduğu açıklandı. Fakat isimlerini bizler de bilmiyorduk. Fakat bu durum ilk 11'imizde çok bozmadı açıkçası. Ve bu maç öncesinde de 5 tane oyuncumuz gene sarı kart sınırındaydı. Menemen karşısında da sarı kart gören Burak Altıparmak Akisar karşısında sarı kart cezalısı duruma düştü. Menemen Spor'a da baktığımızda ikinci yarıya bir teknik direktör değişikliğiyle başlamışlardı ve Ümit Karan. Hani Galatasaray'dan ve Eskişehir'den hatırlayacağımız diyeceğim ama en son artık Survivor'dan hatırladığımız Ümit Karan'ı görüyorduk. Ümit Karan da Menemen Spor'u bence ligde tutabilecek bir teknik direktör ve oyuncu kalitesine de sahipler diye düşünüyorum. Maça geçecek olursak maçın daha henüz ikinci dakikasında top auto çıkmışken hakem bunu kaçırdı ve dışarı çıkmış topa devam ettirdi. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Daha henüz ikinci dakikada hakemin bir yanlış kararıyla maça başlamış gibi olduk. Neyse ki bu pozisyondan bir şey olmadı ama bundan sonraki pozisyonlarda da acaba ne olacak diye bizler düşünüyorduk. Maçı biraz izlediğimizde sanki ben hemen baskılı başlamış gibi gözüktü. Fakat birkaç dakika sonra da Bursa oyunu dengelediğini gördük. Biraz daha böyle orta saha mücadelesinde geçiyordu. Ve kısır bir futbol oynanıyordu açıkçası. Öyle Bursaspor'un daha önceki maçlarından gördüğümüz bol zengin pozisyonlu maçlardan biri değildi. İki takım da kontrollü top oynuyordu ve sanki böyle gol atan kazanır bir maç e, havasına bürünmüştü. Menemen de sanki böyle deplasmandan bir beraberlik çıkartsam bana yeter havasıyla top oynuyordu. Maçın 14. dakikasında e, sağ kanattan geliştirdiğimiz atakta e, Özer'le Batuhan'ın önüne çok güzel indirdi. Fakat pozisyon biraz çaprazdı ve e, Batuhan da çok iyi vuramadı topa. Top yandan avuta çıktı. Burak altı parmak. Pası, ceza sahasında Özer aldı, bıraktı. Şut geldi ama top dışarıda. Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde Menemen Sporlu futbolcuların nasıl kendini yere atıp faul alma istekleri olduğunu gördük. Fakat maçın ikinci dakikasında hakemin yapmış olduğu hatadan sonra bu tür yere atmalara prim vermediğini de görmüş olduk. 34. dakikada bunu çok bahseden olmadı ama ben bahsetmek istiyorum. E, Menemen sporlu futbolcular kaleciye doğru bir pas verdiler ve kaleci de topu eliyle tuttu. burada hakem bunu geri pas olarak nitelendirmedi ama bence e, yorumu açık bir pozisyondu ve geri pas verebilecek hakemler olduğuna düşündüm ben. 42. dakikada bence maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. E, orta sahada Özer'in çok iyi sakladığı topta sağ kanada bıraktığı topun ortasında Burak Kapacak topa havada vole vurmak isteyince Top yukarıdan avuta çıktı. Böylece Bursaspor e, maçın kaderini değiştirecek golü atamamış oldu. Sağ kanada Burak kapacak top bekliyor. Orta Burak kapacak dışarıya. Estetik bir vuruş denedi. Burak kaleyi bulamıyor. İlk yarıda çok pozisyon yoktu dediğim gibi. İkinci yarıda gene Mustafa Hoca e, Çağatay'ın yerine Tuğbe'yi alarak başlamıştı. İlk yarıda hakemin göstermiş olduğu başarılı performansı bence ikinci yarıda gösteremedi ve 47. dakikada Emirhan'ın ayağına öyle bir basıldı ki hakem sarı kart bile vermedi. Yani ne olması gerekiyordu bu pozisyonun sarı olması için ben de merak ediyorum açıkçası. Yerden pas. Okan faal var. Okan yaptı. Ve çok geçmeden de zaten 51. dakikada Menemen Spor'da Omar Muhammed'in 90'a giden golü geldi. Gol de gerçekten e, bence çok güzeldi. Ve haftanın gollerinden biri olabilecek bir goldü diye düşünüyorum. Sağ et. Bak, 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 bak. Güzel. Paslaşmadan şut geldi. Harika bir gol. Menemen Spor 51'de golü buluyor. Enfes bir vuruş. Harika bir gol. Omar. Muhammed. Harika paslaşmalara enfes bir vuruş geldi. Kaleci Ataberk çaresiz. Şanssızlığımız şu ki, gol atan kazanır dediğimiz maçta ilk golü yiyen bizdik. Bu golle Menemen'in ilk şutu gol olmuştu. Ataberkin de bu gole yapacak çok bir şey yoktu. Başka hangi kaleci olsa bu golü yerdi diye düşünüyorum. Golden sonra Menemen e, taktik değişikliğine gitti Ümit Karan ve 56. dakikada Zenke ve Bayi oyunu aldı. İki tane Zenci e, ileri uçta gene hareketli kalmaya çalıştılar fakat fizik olarak da çok iyi değillerdi bence. Menemen'in bu değişikliklerinden sonra e, sahasından hızlı çıkmak isteyen Bursa Spor e, karşısında e, daha atik ve e, hata yapan bir Bursa Spor'a karşı da e, kontra atak geliştiren bir Menemen Spor vardı. Ve çok sayıda kalemizde 3-4 tane üst üste Menemen pozisyon yakaladı. Fakat bunları gole çeviremediler. 62. dakikada da Özer'in yerine Abdullah Tazgel'i oyuna sürdü Mustafa Hoca. Ve son yarım saate girilirken de Bursa Spor daha fazla risk almaya başladığını gördük. 66. dakikada da gene çok böyle tartışmalı bir pozisyon oldu. Menemen'li futbolcular taç çizgisinin oradan topu taç çizgisine paralel şekilde taca atmak istedi. Fakat top taca çıktı. Şimdi havadan giden topların nereden taca çıktığı tam olarak bilinemiyor. Yani hakem de futbolcu da bunu aynı şekilde göremeyebiliyor. Bursa sporlar da kendince taca çıktığını inandığı yerden taca dışını hemen kullanmak istedi. Ve Burak Kapacak da cezası aslında bir pozisyon bulmuştu bu hızlı taç kullandığımızdan dolayı. Fakat hakem pozisyonu bir anda durdurdu. Ve tacın daha geriden kullanılmasını istedi ilk başta. Daha sonra da tacı Menemen Spor'a verdi. Yani Biz burada yani bu taç atışları ile ilgili ben gerçekten hakemlerin bazen taç atışını aynı takıma verip tekrar kullandırdığını görüyorum. Ya da taç atışının el değiştirdiğini görüyoruz. Yani bunun standardı nedir? Ben tam olarak izlerken anlayamıyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? 72. dakikada da Batuhan'ın yerine Berat'ı aldı Mustafa Hoca ki bence Batuhan bu maçta alakmanın yokluğunda e ilk defa böyle biraz daha kendine güvenli, daha böyle yere basan bir futbol oynadığını düşünüyorum. Fakat bunu 90 dakikaya yayacak kadar henüz daha etkili değil. Berat'ın da ben oyuna girdikten sonra fena olduğunu düşünmüyorum. Yani iyiydi gene mücadele açısından. Fakat şanssızlığı takım 1-0 mağlupken oyuna girmiş olmasıydı. Ve 70. dakikalardan sonra Bursaspor kontrollü şekilde baskı yapacağına bir yanda menemen sporlu futbolcular da kendini yere atma eğilimine girince hakem de buna bu sefer prim verdi ama ilk yarıda vermiyordu. Kabul ediyorum bursa sporlu futbolcuların da girişleri birazcık daha böyle agresifti. Fakat en ufak şeyde hakem faal vermeye başladı ve bunun neticesinde önce Burak Altıparmak daha sonra da Tuğbay sarı kart gördüler. Burak Altıparmak parmakta görmüş olduğu bu sarı kartla sarı kart cezalısı durumuna düştü ve Akisar maçında oynayamayacaktı. Şimdi Emre Batuhan faul. Ve kart da gelecek. 75 dakikayı tamamladık bu arada. Maç sertleşmeye başladı. Faul. Emirhan bir önceki pozisyon için faul bekliyordu. Devamında Tuğbey de sarı kart gördü. 81. dakikada da Aykut'un yerine ta altı kardeşi aldı Mustafa Hoca. Ta'yı da gene Giresun maçında orta sahadan ileriye doğru iyi uzun top attığını görmüştük. Zannediyorum ondan dolayı aldı oyna. Çünkü o ana kadar sadece Cüneyt Köz sağ çaprazdan ileri doğru topu şişirmekle ancak ileri gidebiliyorduk. İleride topu tutamıyorduk açıkçası. Tabi son dakikalara doğru da neredeyse hiç pozisyon bulamadık. Ve Menemen sporlu futbolcular daha çok kendini yere atmaya başladılar. Hakem bunların bazılarını süzerken, e, faal vermezken bazılarında anlamsızca faal verdi. E, böyle olunca Bursaspor Spor futbolcularının sinirleri gerildi. Ve oynadığımız futbol bir anda kaosa dönüştü. Yani ne yaptığımızı bilmeyen, e, böyle kontrolsüzce pozisyonlara giren bir Bursaspor olduğunu gördük ki taraftarlar olarak bu bizleri birazcık tedirgin etti. Çünkü playoff hayalini kurduğumuz takım bir anda acaba düşmemeye mi oynayacak bundan sonrası için taraftarlar kendi arasında gerilmeye başladı. Menemen Spor'da 88 numaralı Rıdvan ve sonradan oyuna dahil olan Ba her pozisyonda kendilerini yere attılar. Yani hakem de bunlara inandı. Her pozisyonda Rıdvan bir kere aa diye bağırıyor. Yani hakemin buna nasıl inandığını da gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani her pozisyonda bir adam acı çeker mi ya? Son dakikaları girince tabi Bursaspor Spor iyiden iyiye risk almıştı. En azından puan kopartmak amacıyla. 88. dakikada da Menemen Spor'un geliştirdiği atakta Ataberk gole izin vermedi. Şimdi Sokhan atan gelecek. Menemen Spor Zenke vuramadı. Zenke geriye kontrol. Vuruş kaleci son anda Ataberk. Menemen Spor için belki de maçı bitirme şansıydı. 89. dakikada da gene Menemen Sporlu futbolcuların eline çarpan topa faul vermedi hakem. Daha sonra pozisyon devamında da Emirhan rakibine şöyle elle hafif bir baskı yapmış olmasına rağmen faal verdi. Bu sefer de Emirhan isyan etti hakeme. Yani bu sefer de isyan ettiği için de sarı kart gördü. Zor. 90 +3'te de gene Menemen Spor bence çok şanslıydı bu maçta. Orta yaptıkları top bir anda kaleye yöneldi. Ve Ataberk son anda dire üst direğin dibinden topu kornere çaldı. Şimdi kritik yerde bir top kaybı. Menemen Spor geliyor 90 artı 3 ikinci gol için. burada direkten dışarıya. Maç 1-0 Menemen Spor'un üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Ee, şöyle takımın genel haline baktığımızda Burak Altıparmak'ta ben ciddi form düşüklüğü olduğunu gördüm. Ki bunu belki de e, COVID'e de bağlayabiliriz ama zemin de bugün gerçekten çok kötüydü. Yani o kar yağdıktan sonra çatıda kalan karların yavaş yavaş eriyip ben stadın içine akarak e, taç çizgisinin, avuç çizgilerinin orada böyle zemini ağırlaştırdığını gördüğümüz böyle toprak zeminler olduğunu gördük ki. sahanın ortasında da benzer şeyler vardı bence. Zemin ağırlaşınca da e, takımın e, pas isabet oranı çok düştü bu maç. İnşallah Akisar maçında zemin bu kadar ağır olmaz ve e, daha böyle ne yaptığını bilen bir futbol oynamaya çalışırız. Menemen karşısında çok pas hatası yaptı takımımız. Ve ilk yarıda görmüş olduğumuz o Bursa Spor'un geri dönüşlerini bu maçta görememedik. Yani o geri dönüşler yoktu bu maç. Ayhan Akman'ın yeğeni takımdan ayrıldıktan sonra ileri uçta evet kabul ediyorum daha az üretkenlik. Fakat bunun yeğeniyle bir alakası yok. Bizim tamamen sene başından beri olan kadro yapımızın bugünlere kadar onun da sisteme girmesiyle bugünlere kadar gelmemizdi. Evet biz şu anda sistem olarak bir anda sistemi değiştiremiyoruz. Bu durum tamamen şu anki oyuncu yapımızla alakalı. Ben eminim ki Akisar maçıyla bu gol orucumuzu bozmuş olacağız. Batuhan sahada kaldığı süre içerisinde 70 dakika kadar oynadı. Bence daha istekli, daha ayakları yere basan, daha ısırgandı. Fakat bu yetmez. Daha istekli, daha ısırgan olması gerekecek. Çağatay'a baktığımızda Çağatay oyunda kaldığı süre içerisinde istediklerini yapamadı. İsmail çok çalış. Bugün baktığınızda aslında fena değildi. Sonradan sonradan açıldı. Fakat genel olarak o da düşüşte. Yeni oluşan puan durumuna baktığımızda Bursa Spor'umuz uzun süre sonra 9. 10 10'unculuğa düşmüştü averajla. Taraftarımızca gözüken, ümit vermeyen bu futbolun playoff'a yeterli olacağını düşünmüyordu. Dolayısıyla Akisar maçı biraz daha önem kazandı bu mağlubiyet sonrası. Ve eğer Akisar'a da yenilirsek artık playoff değil aşağıyla olan puan farkımızın yakınlığından dolayı düşmemeye oynayacağımız gibi bir hava yaratıldı şehirde. Ben tamamen buna katılmıyorum. Çünkü Bursa Spor gerekli tecrübeye, gerekli altyapıya sahip ve Mustafa Hoca'ya da güveniyoruz. Ne kadar biz şu anda kötü bir süreçten geçsek de bunun ben geçici olduğunu düşünüyorum ve 1-2 maça durumu toparlayacağımızı düşünüyorum. Menemen maçı hafta içi perşembe günü oynanmıştı ve Pazar günü saat 4'te de sağımızda Akisar'la oynayacağız. Mustafa Hoca'nın da çok zamanı yok açıkçası. Sadece 2,5 gün kadar oyunculara tekrar motive etmek için şansı olacak. Biz kendisine güveniyoruz. Mustafa Hoca bunu gene ilk yarıdaki Ümraniye maçında da yapmıştı. Hatırlayacaksınız burada sağımızda 3-1 yenilmiştik ve ondan sonra güzel bir galibiyet serisi yakalamıştı takımımız. Hatta 2018 yılında kendi sahamızda gene Gençler Birliği'ne son dakika golüyle yenildikten sonra düşme potasına girip son maçı Trabzon'da yenmemiz şart olmuştu. Gene o zaman takımın başında Mustafa Hoca vardı. Nasıl o günlerdeki gibi takımı ayağa kaldırdıysa bugün de gene Akisar karşısında takımı ayağa kaldıracak isim gene Mustafa Hoca olacaktır. Bundan sonra söz futbolcularda diye düşünüyorum. Akisar maçıyla birlikte yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi günler.